Evet efendim, Saadettin Aslan'la Mertçe söyleşi bütün güzelliğiyle devam ediyor başkanım. O doğu batı arasındaki kıyasta kalmıştık. Evet. Buyurun efendim. Şimdi bu konuda tamamen bir sömürü yapılıyor. Ve örnek vereyim. Şu an Türkiye'de herhalde yanlış hatırlamıyorsam 823 tane ilçe var. Evet. Adana'nın özellikle bu kırsal kesimdeki dağlık ilçeleri Karahisar'la 653. sırada en son verilere göre. Mesela bir Feke 752. veya 700 küsür. Yani sonlarda. Gelişmişlik düzeyi açısından. Türkiye genelinde 700 küsür. 732 evet. Öyle bir şey olması lazım. Şimdi eğer zaten bu kadar iyi olsaydı bu sıralarda ne işler var? Ön sıralarda olurdu. Bir de Adana'nın zaten şu anda en büyük sıkıntısı biliyorsunuz işsizlik ve geçim sıkıntısı. Büyük sanayi yatırımları yok. Teşvik, kalkınmada öncelikli illere teşvikler verildi. Adana yok. Ama Adana'yı herkes Türkiye'de baktığı zaman Çukurova zannediyor. Adana'nın üçte biri Çukurova en fazla. Evet. Adana'nın üçte ikisi dağlık. Yani doğunun çoğu yerine sarp dağlık yerler. Bazı köylere bir kar yağıyor, iki ay gidilemeyen köyler vardı kesinlikle. Eskiden. Sağ olsun büyük şehir, bütün şehir olunca bu yıl hizmet hızında rekor kırdı. Ben kendi ilçemden örnek vereyim. Kızıldağ yaylası her yıl 4 ay kapalı olur en az. Evet. Ama biz işte Hüseyin Sözlü Başkanımın desteğiyle ve şansımızdan da 2 metre kar yağdı halde. Her zaman bu kadar yağmazdı. 24 saat kış boyu açık tuttuk. Kızıldağ yayla yolunu. Çünkü insanlarımız hafta sonları dinlenmek, doğayı görmek için biliyorsunuz yani sessiz, sakin, doğal ortamlara gitmek ister. Kar da bunlardan bir tanesidir. Çukurova'nın insanı kar fazla görmediği için mutlaka gitmek isterler. Hele bir hafta sonunda zannedersem 2000 tane falan aracı olduğunu söylüyorlar. Yani trafik kilitlendi. 6-7 kilometre trafik her taraf araç doluydu. Bu arada şeyi sorayım. Önemli bir problemdi. Burada da yazmışsınız notlarınız arasında var. Ramazanoğlu Vakfı ile mülkiyet sorununu çözeceğiz diyorsunuz ama o olay ne aşamada, hangi noktada? Şimdi o olayı biz tam çözmek üzereydik. Bize engel olundu. Şöyle, vakıfların yönetmeliklerinde bazı kolaylıklar vardı. Bir belediye olarak biz Büyükşehir işte Sayın Hüseyin Sözlü Başkanım'la görüştük. İnsanlarımız mağdur. Özellikle yayla sakinlerinde şu anda elektrik alamıyorlar. Mülkiyet sorunu olduğu için TEDAŞ veya Enerjisa abonelik vermiyor. Evet. İnsanların mesela daha aşağı bölgelerde 12 bin dönüm şu anda şey var. Vakıf arazisi var. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ramazanoğlu Vakfı'nın arazisi var. Tarım yapılan araziler var. Buralarda devlet desteklemesi alamıyorlar. Ürün primi alamıyorlar. Evet. Şimdi sıkıntı bunu çözelim diye yaklaşık 9 köyü ilgilendiren bir olay bu. İşte Hüseyin Başkanımızla görüştük. Mutabık kaldık. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne yazı yazdık. İşte takas veya parayla satın alınması ve insanlarımıza biz bunu daha uygun şartlarda bir kira öder gibi hem mal sahibi yapacağız hem de rahat bir şekilde. Yani kendilerini ekonomik sıkıntıya sokmayacak İnşallah şekilde. İnşallah bu olay çözülecek diyorsun. Yani en uygun, en ucuz bir değerle de yüce halkımız. Şimdi çözülme şöyle. Zaten biz hiç çözüyorduk. En son vakıflar genel müdürlüğe yazı varınca sağ olsun işte bizim bölgemizin bir milletvekili var. Bayan. Evet. Bu işten işte Karahisar Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi siyasi prim sağlar diye engel oldular. Hemen bir bakanlar kurulu kararı çıkarttırdılar. Ve bir karar da el yazısıyla karar olmaz. Tarihini geri tarihe atılmış. Bizim yazı varmadan bir gün önce karar alınmış şekilde ve örneğin isteyene de gösterebilirim. Şu anda yanıma getirmedim. Şey ya. Bizim olayı durdurdular. Tam biz bu olay şu anda 6 ay oldu. Biz 6 ay önce genel müdürüne yazı yazdık. Ve şu anda hiçbir gelişme yok. İşte kararın içi doldurulacak. Yönetmelik işte içerisinde ayrıntıları yazılacak diye. Şu anda yeni çıkarıyorlar ama eski bazı kararlar var. Hiçbir farkı yok onlardan. Tamamen oyalama taktiği. Evet. Biz şimdi işi bitirmiştik.
Bir yılda işi bitirmiş. Biter diyelim. Şimdi sevgili başkanım, halk gününüz devam ediyor. Yok, halk gününü... Halk günü daha faaliyete geçirmedim. Faaliyete geçirmedim. Zaten sürekli vatandaşlarımıza kapımız açık olduğu için. Evet, yani. İhtiyacı olan her gün halk günü. Her gün halk günü. Her gün. Evet. En az 100 kişi geliyor her gün. Peki veterinerlik hizmeti noktası ne durumda? Şimdi veterinerlik hizmeti şöyle. Direkt veterinerlik hizmeti yapmakta biraz sıkıntı oluyor ama bu hayvancılık projesi yaptık. İşte onu resmi prosedürler var. Ziraat Bankası ile falan görüşmeler var. İşte Büyükşehir'de bu projeye beraber yapmaya karar verdik. Biz sadece kendimiz yapacaktık ama bazı aşamadığımız şeyler oldu. Bu projenin içerisinde de veterinerlik hizmetleri de var. Evet. İnsanları da veterinerlik, bu projenin içerisinde yapacağız onu. Peki Karaysal'da zaten şöyle bir özellik var. Benim rahmetli nenem zamanında sabah erkenden namazdan hemen sonra havlu süpürülür. İnekler anam sağlar. Rahmetli de aynı şekilde. Ama bizim hatuna gelince artık o nesil bitiyor yavaş yavaş. Ondan sonraki tamamen hazırcı oldu. Evet. Bu noktada Karaysal'da sağlıklı ortam, sağlıklı kent algısı nasıl? Şimdi Karaysal'da bu eski dönem uygulamalar yine var ama eskiden köy hayatı gibi, yani ilçe merkezde köy hayatı gibiydi. İşte sabah namazına kalkılır. Zaten bereket, kısmet güneş doğmadan dağıtılır. Kesinlikle. Güneş üzerine rızıklar güneş doğmadan dağıtılır. Biliyorsunuz hadis var. İnsanlar kahvaltısını yapar. Herkes mutlaka bir iki ine işte vesaire küçük baş büyük baş hayvanlar olur. Tarlalar olur. Tarlalarına gider erkenden. Çalışmaya giderdi. Şimdi sistem değişti. Bir de teknoloji de değişti. Yani sadece şey değil. Bir tarım da şu anda genelde makinelaştı. Eskiden pamuk toplanırdı. Pamuk da kalktı. Evet. Ayçiçeği ekimine döndü. Her şey makinayla. Yani çoğu insan tarlayı görmeden ürün yetiştiriyor desem yeridir. Ben de çiftçilik yapıyorum. Evet. Ayrıca hem de çiftçilik de yaparım ben. Aileden gelen bir gelenen. Hayatın içindesin yani. Evet. Yani her türlü. Yaşam tarzı, hayat tarzı biraz daha şey oldu. Başkanım şu şeyleri, problemlerimizi birer cümle önemli çünkü Karaysallar bize kilitlenmiş durumda. Bizi dinliyorlar. Mesajları da görüyorum. Biraz sonra okuyacağım. Karaysalı Pozantı arasındaki bağlantı yolunun durumu nedir? Şimdi Karaysalı Pozantı arasındaki bu iki yol var orada. Birisi Yerköprü'den Beleme'de açılan yol. Evet. Şimdilik orada sadece orman işletmesi iki tane köprü yaptı. Daha yeni. Orası bekliyor. Bizim daha acil Kızıldağ ile Pozant arasında yaz döneminde yine yani herhalde Türkiye rekoru denir 17 kilometre yolu 10-12 günde açtık. O derece hızlı sarcı. Bu Toros Dağları'nda. Bu sene de inşallah yayla sezonu başlamadan asfaltını dökeceğiz. Altyapılarını hemen tamamlayıp. O zaman yaylaya rahatlıkla insanlar bu sene... Ankara'dan gelen insanlar direkt hemen geçirecek. Çok kolay. Harika. Peki ayrıca Karaysalı ile Kızıldağ arası esas önemli olan 25 kilometre. Bunun yaklaşık yarısını önceki İl Özel İdaresi döneminde 5 yılda yaptılar. Yaklaşık 8 metre 10 metre genişliğinde bir yol. İşte kalan yer esas sıkıntılı yer, dağlık yerdi, kayalık yerdi. Kalan yarısını sağ olsun yine her zaman Allah razı olsun Hüseyin Başkanım'dan. Şu anda o ağır kış şartlarına rağmen başladık. 3 ay gibi bir sürede ve bütün kayaları kıra kıra 15 metre genişliğinde yol açacağız. İnşallah 1 Haziran'da da asfaltı dökülmüş halde açılışını yapacağız. Güzel, harika Karaysallar bu mutlu haberlere sevinsinler. Gençler için özellikle yarı olimpik kapalı yüzme havuzu projesi ne durumda? Şimdi onu zaten bir havuzumuz var. Büyükşehir önceki evet. dönemlerde yapmış. İşte Gençlik Spor Dairesi'ndeki arkadaşlarla onunla görüştük. Onunla ilgili bir çalışma başlattık. Yani işte dediğim gibi yani prosedürler çok böyle hemen kendi işini yaptığın gibi oluvermiyor. Mutlaka biraz zaman gerekiyor. Bir sürü çalışmamız var. Hepsi böyle zaman zaman mesela SODES projelerine müracaat ettik. Geçen yıl yetişemedik hemen yeni göreve geldiğimizde. Bunlarda eğitim, kültürle ilgili projelerimiz var. Ayrıca yeni bir proje sunduk. Bu Büyükşehir'in park bahçelerde kullandığı çalı tipli bitkilerin evet. Karaysalı bölgesinde yetiştirilmesiyle ilgili. Çünkü ta İzmir'den, Bursa'dan falan geliyor bu çiçekler.
Ondan sonra fidanlar, ağaçlar. Biz bu bölgede yetiştirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili de hemen proje sunduk. İnşallah kabul edilir edilmez. Gelecek yıldan itibaren Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ağaçlarını, çiçekleriyle ilgili de zaten bu mevsimlik çiçeklerle ilgili de zaten bu şey Sarıçam hudutlarında, Çiçekli bölgesinde proje yapılıyor. Yani sadakayı saraydan çıkarmayacağız inşallah. Allah'ın izniyle Milli Mücadele Müzesi ne durumda? Şimdi İstiklal Milli Mücadele'nin en önemli kahramanlarından birisi Müftü Mehmet Aldatmaz Hoca Efendi. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet. Mekanı cennet olsun. Onun evini varisleriyle görüştük. Milli Mücadele Müzesi haline getirme için. Şimdi kanuni prosedür işletmemiz gerekti. Eğer biz hissedar çok olduğu için bazı resmi prosedürler gerekti. İnşallah onu tamamlayıp biz 1 Nisan'a hemen yapıp yetiştirmeyi düşünüyoruz ama dedim yine prosedürler bizi oyalıyor. Birkaç ay içinde inşallah yapıp hizmete sunacağız. Kültür merkezi ne durumda? SODES projesi dahilinde mi bu? Şimdi kültür merkezi yok, ayrı. Bu Karaysalı merkezde onun da imarda yerini ayarlıyoruz şu anda. İşte biliyorsunuz dedim yani hep şeye dayanıyor. Sorun çıkıyor yani, sorunlar evet, çıkıyor. Evet, iş uzuyor. Yani iş uzuyor. Meclis kararı gerekiyor, encümen kararı gerekiyor. Onlar birkaç ay sürüyor uygulanması. İşte Büyükşehir'de onaylanıyor. Yani bayağı bir... Yine bir halkımız adına güzel bir şey var. Doğal güzelliklere sahip olan yerlerde halkımız yaptıkları ve yetiştirdikleri ürünleri satışa sunabilecekler diyorsunuz. Evet, onun bu da muhteşem bir proje. Onun da hazırlığını yapıyoruz. Hatta bizim bu Durak Kelebek Köyü'nde bir su kabağı projesi var. Süs kabağı ile ilgili. Geçen hafta bayanlar ziyaretime geldiler. Bu bizim Varda Köprüsü'nde. Orada satış yapmak istiyorlar. Ben de dedim ki belediyenin imkanları her türlü emrinizde. Bir tanesi de kıl çadır kurarım. Karaysal Belediyesi olarak. Bir tane de normal bir çadırlarımız var. Ondan kurarım. Birinde satış yapın, birinde gelen misafirlere ikram yapın. Vallahi harika. Ve inşallah onu hemen uygulayacağız. Öyle bir ve bununla başlangıç olacak. Turizm tesisleri var. Yerköprü'de, Varda Köprüsü'nde, Demirçit Köyü'nde. Her birine yöresel ürünler satış reyonları yaptıracağım. Evet. Tanıtım amaçlı. Hem ticari amaçlı. Çünkü çok şeyimiz var, ziyaretçimiz var ama biz bunu paraya çeviremiyoruz. Zaten burada en büyük şey hem tamam bölgemizin tanıtımı ama bölgede bu bölgenin sıkıntısını çeken insanların ekonomik olarak biraz girdi olması lazım. Yani sadece gelip gezip gitmeyle olmuyor. Bu noktada yine önemli yani girdi açısından önemli. Başta ilçemiz olmak üzere kapalı hayvan pazarı yapılacaktır. İmkanlar dahilinde mezbahanede ilçemize kazandırılacaktır. Bu noktada çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar var. Şu anda Büyükşehir'de onaylandı. 1/5 binlik haritada onaylandı. İnşallah ondan sonra ilçe belediyemizde onaylanıp hızlı bir şekilde 2015'te faaliyete yani tesisin yapım faaliyetine geçeceğiz. Yine sevgili Karaysallara farklı bir müjde. İhtiyaç duyulduğu takdirde belediyemize ait bir arsa üzerine ucuz konut projesi yapacağız. Ve bakanlık tarafından açıklanan inşaat birim fiyatından kar gütmeden halkımızı yararlandıracağız diyor Saadettin Aslan. Evet. Bu konuda da çalışmalar devam ediyormuş. Evet, ilçeye yeni sosyal tesisler kazandırma projeleriniz. Var yani şey yeni sosyal tesisler işte o kültür merkezi düşündüğümüz şey. Misafirhane özellikle. Ha, misafirhane şu anda Karaysal'da belediye oteli diye bir yer vardı. Evet. Atıl durumdaydı. İşte 1,5 aydan beri hatta 2 aydır onu çalışmalar yaptık. Son aşamaya getirdik. Çok yakında inşallah hizmet açacağız. Ayrıca sadece Karaysal merkezi değil Kızıldağ yaylamızda da güz döneminde Eylül ayında Ekim ayında başladık. Bir kat inşaatını yaptık. Ondan sonra ağır kış şartlarından dolayı ara vermek zorunda kaldık. Şu anda bu hafta itibariyle tekrar inşaata başladık. Orada da yaklaşık bir 30-40 kişi kapasiteli. Muhteşem. Misafirhane yayla sezonuna yetiştireceğiz. Hadi bakalım abi getirin de biz de gelelim birkaç gün. Evet. İnşallah memnuniyetle misafir ederim. Helal olsun Yüksel Mert. Adana seninle gurur duyuyor. En kısa zamanda sokak esnaflarının
sorunları için konuk olmak istiyoruz. Selamlar Başkan Bey'e de demiş Hasip Mardinli beyefendi. Merhabalar Yüksel Bey, uyduya çıkışınız çok güzel olmuş. Başkan Bey kutluyorum ve sizi Osmaniye Devrişiye köyünden izliyorum. Selamlar demiş Mustafa Beycioğlu. Selamlar Devrişiye'ye. Yüksel Bey hayırlı sabahlar. Başkanımız seçildiğinden bu yana hep halkın içinde ve yanında olmuştur. Allah başımızdan eksik etmesin. Başarılar diliyorum demiş Harun Bey. Kızıl Yayla'nın yolundan haberi var mı başkanımızın? Kazalara sebebiyet vermektedir. Bir an önce yapılmasını temenni ediyorum. Ona hemen cevap vereyim ben arkadaşımıza. Başkandan demiş buyurun efendim. O önceki yapılan alan arkadaşımın söylediği yer. Evet. 5 yılda yapılmış ama altyapısı düzgün olmadığı için yol çok çabuk şekilde bozuluyor. Bir de orada mermer ocakları falan var. Ağır vasıtalar geliyor. Geçen yıl biz hemen tamir ettik ama yine bozuldu. Bir de evet. Bu sene kış şartları biliyorsun ağırdı. Yani aşırı yağışlardan dolayı. En kısa sürede onu tamiri yapılacak. Zemini düzgün yapmadıkları için sürekli bozuluyor. İnşallah bizim yapacağımız yolda öyle bir sıkıntı da olmayacak. Çift kat asfalt dökeceğiz biz zaten. Evet, başkan hanımefendileri de unutmamış. Kadınlarımıza ve gençlerimize meslek eğitim kursları açılacaktır inşallah. Anneler Günü ve Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri her yıl kutlanacaktır. Yapıyoruz onu zaten. Kültür merkezimizde fitness salonu ve yürüyüş parkurları açılacaktır. El emeği, göz nuru, nakış, dikiş ve örgü gibi el sanatlarımız için Adana'da satış yeri ve imkanı için çalışmalar yapılmakta imiş. Bu projelerden de haberiniz olsun. Kültürel projelere gelince efendim, festival, milli ve dini günlerimizde konferans, konserler ve ilahi geceleri düzenlenerek sürekli halkımıza yapıyoruz. Çeşitli etkinlikler sunulmaya sürekli devam yapıyoruz, ediyor. Yapıyoruz, harika. Evet. Her yıl Ramazan ayında halka açık iftar yemekleri verilecek, geleneksel hale getirilecek. Ramazan ayı boyunca düzenli olarak her yıl fakir ve ihtiyacı olan vatandaşlarımıza gıda yardımları yapılması. Uyguluyoruz bunları. İftar yemekleri de veriyoruz. Mesela iki güne bir verdik. Değişik köylerimizde, merkezi köylerimizde yaklaşık ortalama 1000 kişi her yemek katılım. İşte Ramazan ayında gıda yardımı yaptık. Her yıl inşallah asker devam edecek. Asker kınaları geleneksel hale getirilecekmiş. Çok başladık. Güzel, muhteşem. İlçemizin tanıtımına yönelik kitap ve broşürler bastırılması ve dağıtılması. Tabii ki başkan medyayı da bizleri de unutmamış. İlçenin yerel medyası, idari kadroların üst düzey yöneticileri, iş adamları, eğitim dünyasından temsilciler vesaireyle kent tanıtım platformu oluşturdunuz mu? Oluşturulacaktır. Onu hazırlık yapıyoruz. Biraz çalışmaları daha oturtturamadık yani. İnşallah oturur. Şimdi evet. Burada ben bazı şeyler de ilave edeyim. Bu sosyal ve kültürel olaylarla ilgili. Biz göreve geldiğimizden 10 gün sonra belediyede bir acil yardım birimi kurduk. Evet. Hızır acil servis gibi. Aynı. Yaşlı, hasta, yolda kalan insanlar, mağdur olan insanlara 24 saat görev yapan, atıyorum bir köyde birisi hastalandı ama ambulans yok. Veya gidemedi. Çok güzel, harika bir hizmet. Bizim orada 3 hatlı bir numara almak istedik ama çok biraz şey oldu. Sıkıntılı olduğu için normal evet. Bir telefon hattı. Çoğu kişi de öğrendi. Alo diyor, hemen ücretsiz. Gidiyor, alıyor, geliyor hastaneye. Veya Adana'ya gelemeyecek, aracı olmayan insanlar var hastaneye veya başka şeye. Araçla getiriyoruz, işini bitirip geri götürüyoruz. Ayrıca işte son 10-15 gündür bütün camilerimizin temizliğine başladık. Muhteşem. Sırayla çünkü ibadet yerleri en temiz olması gereken yerler. Örnek olması gereken yerler. Kesinlikle. Bir de biliyorsunuz genelde hep halıdır. Halı flex'tir. Eğer temiz olmazsa orada insanlar secdeye giderken direkt koku ciğere gidiyor. Yani akciğere gidiyor. Onun için çok temiz olması lazım. Şu anda herhalde bir %20'sini temizledik. Köylerin, mahallelerin, camilerin sırayla. Hızlı ekip çalışıyor. Her gün gidiyor. Sadece cuma günleri hariç her gün gidiyor. Teşekkür ederim. Bu kadar övgü de olmaz. Daha başkan seçileli bir yıl oldu. Bütün geçmişi unuttun. Her şeyi başkana mal ettin be. Dün de aynı sözleri Babacan Durak'a söylüyordun. Bu mu televizyonculuk demiş Ali Kemal Bey. Doğru söylemiş.
Çünkü bu televizyon değil, bu program bir motivasyon, rehabilitasyon programı. Ben insanları rahatlatmak için program yapıyorum. Bunu böyle bil sevgili kardeşim. Yok, ben de o konuyla ilgili bir şey yapayım. Buyur başkanım. Biz geçmiş dönemi kesinlikle bir cümle bile yargılamadık. Tabii hiç yargılamadık. Biz yaptığımız ve yapmaya çalıştığımız şeyleri anlatıyoruz. Aynen yani öyle. Allah razı olsun. Ama görüşüdür yani, saygı gösteririz. Babacan Bey'den de Allah razı olsun. O da elinden geldiği kadar hizmet etti. Hasan Hüseyin Kuşçu Bey de hizmet etti. Yani biz kimseyi kötülemiyoruz. Biz gelecek, bugün ve gelecekle ilgili çalışmalarımızı anlatıyoruz. Ali Köroğlu demiş ki az önceki yolla ilgili mesaja, yapıldığından haberiniz yok galiba. Şu an yollar yapılıyor diye cevap vermiş. Bu seçimlerde bence Kara İsalı ve Kozan öksüz bırakılmıştır. Şu an ben şahsen kime oy vereceğim konusunda şüpheliyim. Çünkü listelerde adımız sayımız yoktur demiş Mehmet Ortak Bey. Ne diyorsun bu konuda başkan? Ya şimdi bu tamamen genel merkezin, genel başkanların bir tercihidir. Yani ama şimdi illa benim adamım olursa olmaz, o şey olursa olur yoksa olmaz diye bir düşünce yanlış. Türkiye hepimizin, Adana hepimizin. Ya tamam, mutlaka insan kendi yakın çevresinden, benim kardeşim de şey, abim de aday adayıydı. Evet. Ama ne yapalım diyorsun? Tabii genel merkez öyle uygun görmüş. Yani biz işte abim olmadı diye vaz mı geçeceğiz? Tabii canım, kesinlikle. Ülke yani bizim, ülke elden gidiyor. Yani ülke elden gittiği için biz diyoruz zaten, önce ülkem, milletim, sonra ben diyor. Abdullah kardeş demiş ki Yüksel Bey başkan seçildiğinden bugüne hep etkinlikler düzenliyor. Onlara harcayacağı paraları yollara, kaldırımlara harcasa ya. Bizde aşık mı yok da uzaklardan sanatçılar getiriyor. Bu mu milliyetçilik demiş. O zaman ben şöyle söyleyeyim. Abdullah Bey'in herhalde Karaysal'ya sık gelmiyor. Evet. Bir yılda ben mahalleleri 100 bin metrekare parke kilitlaşı döşedik. 70 kilometre bir yolu yapacak şekilde asfalt çalışması yaptık. Bu bir yerde değil bu. Yamalar mesela Kızıldağ merkezde neredeyse asfaltın yapmadığımız sokak kalmadı. Köylerde parke kilitlaşı döşemesi. Dur ya, ben cevap vereyim Abdullah'a. Açtığımız yeni bir yollar. Bir de Abdullah'a ben cevap vereyim başkanım. Ya bir de şey. Evet. Şu anda ülkemizin en büyük sıkıntısı insanların midelerini düşünmesi. Maalesef öyle. Bu da aynı ona benzer. Bu arkadaşımızın şeyi, insanların ufkunun açılması gerekiyor. Efendim, i̇nsanların ufkunu açalım değil. Abdullah Bey'in sözünü balla kesim tamam, ya başkan. Efendim, eline kolonya ve şekeri alarak Karaysal'ın bütün köylerine, bütün hanelerine giren bir ruh, bir güzel insan. Bunu takdir etmeyeceğim de ben ne yapacağım Abdullah kardeş? Acaba kaç tane komşuna gittin? Yani bunlar önemli şeyler. Kızıldağ yaylası için projeleri başkanın, geleneksel Kızıldağ güreşleri belediyemiz tarafından her yıl yapılacak. Belediyemizin sosyal etkinlikleri çerçevesinde Kızıldağ'da konserler, konferanslar, aşıklar ve ozanlar günü, ilahi ve dini merasimler, iftar yemekleri her yıl düzenli olarak yapılacak. Kızıldağ yol sorunu çözülecek, yayla ve kış turizmine açılacak. Kızıldağ, Kaltak, Eğrice, Sıtır arası yolların bakım ve onarımı inşallah yapılacak olup su sıkıntısı yaşayan yerlerin sorunları çözümlenecek. Yaylada futbol ve voleybol turnuvaları düzenlenecek. Şimdi Yüksel Bey, ben bir araya gireyim. Bu benim seçim beyannamem. Öyle mi? Evet. Arkasındasın yani bunları. Tabii, ben sonuna kadar arkasındayım. Ve orada söylediklerimizi tek 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 önem sırasına göre ve imkan sırasına göre yapıyoruz. İnşallah. Mesela, ve yine gençlerimiz ve sportif faaliyetler için projelerimiz demiş. Ataspor'umuz olan güreş tekrardan Karaysal'da canlandırmak, güreş kulübü kurarak gençlerimizi güreşe teşvik edilecektir. Başarılı öğrencilerimiz ödüllendirilecektir. Burada hemen bir gireyim. Kızıldağ yaylası güreşleri tarihinde görülmemiş şekilde çok geniş kapsamlı şekilde ve tanıtımlı yapıldı bizim dönemimizde geçen yıl. Hatta biz bunun tarihçesini çıkardık, 529.sü. Burada Allah razı olsun yine Hüseyin Başkanım'dan altın kemer uygulaması yaptık biz. Nasıl Kırkpınar'da yağlı güreşlerde altın kemer varsa, Kızıldağ Karakoca güreşlerinde altın kemer uygulaması yaptık. 550 gram ağırlığında altın kemer bu, hakiki som altın. Muhteşem. Ve verdik. Çok bunu güzel. 3 yıl üst üste şampiyon olan
sahip olacak. Ayrıca kış turizmiyle ilgili dedim. Evet. Şimdi bir yerin eğer yolunu yapmazsan, diğer ne yatırım yaparsan yap, hiçbir şey yok. Önce altyapı. Kesinlikle. Bizim hedefimiz işte altyapı, yolların açılması. O noktada da zaten kökten çözmek için kilit taşı ve şey projeleriniz devam tabii, ediyor. Tabii tabii. Mesela Kızılay Ölüş'ü az önce anlattım çalışmalarını. Evet. Güreşle ilgili. Şimdi Karayasal'da kapalı spor salonu önceki dönem Büyükşehir Belediyesi yapılmış ama hizmete açılmamış, seçim dönemine yaklaştığından onu faaliyete geçiriyoruz. İnşallah Karayasal'da güreş eğitim merkezi kuracağız. Ve milli güreşçiler yetiştireceğiz. Mesajlara geçiyorum. O gün doğan emeğinize, yüreğinize sağlık. Toplumda birlik, beraberlik ve kaynaşma sağladığınızdan dolayı sonsuz teşekkür ve hürmetlerimizi sunarız. Allah sizi başımızdan eksik etmesin demiş. Vay be Akdeniz Türk TV MHP'nin arka bahçesi gibi maşallah. Yüksel Bey döndür döndür al. Böyle televizyonculuk olmaz. Nerede AK Partililer demiş. Kemal kardeşim biz bütün partilere... Efendim bu televizyonun yönetim kurulu başkanı MHP'li olur ama biz bütün partilere, bütün insanlara, bütün fikirlere aynı mesafedeyiz. İnnallâhe ye'muru bil adli diyor Cenab-ı Hak. Adaletten de şaşmadığımızı düşünüyorum. Yıldırım Özcan, başta Sayın Başkan Saadettin Aslan olmak üzere bütün ilgilileri candan kutlar, teşekkürlerimi sunarım demiş. Selahattin Okuyan, başkan içimizden birisidir, senin benim gibi iyi adamdır, çalmaz çırpmaz, Karayasal için bir şanstır, bizi buluşturduğunuz için eyvallah demiş Selahattin Bey. İbrahim Öcal Bey, sevgili dostum benim de Otokentır'ın efendim başkanı, kutsal Karayasal topraklarının çocuğu, Sayın Yüksel Mert hayırlı programlar diliyorum. Sevgili hemşerime mertçe sormak istiyorum, Karayasal'ın adı önce Ceceli iken sonra neden değişti? Ayrıca bu seçim döneminde neden Kozan ve özellikle Karayasal'ı bu iki ilçe, iki K, gerçekten siyasetin nabzını elinde tutan iki ilçe neden listelerde gerekli ilgiyi bulamadı? Ve sevgili hemşerim, bu siyasi konuyu nasıl okumalıyız? İbrahim Öcal olarak hemşerimin yanındayım. Sevgilerimle Adana Center Başkanı, Adana Oto Center Başkanı. Şimdi öncelikle şeyden Çeceli. Ha Çeceli, yani evet Çeceli. Rahmetlik dedem derdi ki nereye gidiyorsun dediler ama Çeceli'ye gidiyorum derdi. Evet. Yani şimdi o tabii Karahisar'lı adı Karahisar Bey'den evet geliyor. Şeyde bu Ramazanoğulları Beyli işte kurulduğunda o bölgenin eyaletin sancakları olur küçük küçük. Evet. Karahisarlı bölgesinde de Karahisar Bey'e verilmiş. Evet. Kışlık yaylak şeye, bu Anlaşa derler şimdi Pozantı tarafında. Orası verilmiş. Hep şey konar göçer oldukları için. Ondan dolayı Karahisarlı'ya çevirmişler. Daha Çeceli'den önceki adı da Midilli mesela. Evet. Birincisi o. İbrahim Bey'in şeyi. İkincisi de neden listede yokuz? Şimdi öyle. Genel merkezlerin takdiri. Yani aday adayları vardı. 12 tane falan Kozan'dan vardı. 5 tane falan Karahisar'dan vardı. Kardeşim sen de aday ol İbrahim'cim ya. Yani aday. Biz onların takdiri. Şimdi biz onlar aday koymadı diye de evet partimize küsecek kırılacak değiliz. Yani Seyfettin Bey de bir ucu Karahisarlı. Tanışıyor musunuz İbrahim Bey'le? Tanırım. İyi tanırım İbrahim Bey'i. Evet. Sevgiler. Değerli bir kardeşimizdir yani. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Şimdi efendim, başta Adana Valim Sayın Mustafa Büyük ve güzel eşine, Adana Büyükşehir Belediye Başkanım ve güzel eşine, Seyhan Belediye Başkanım ve güzel eşine, Çukurova Belediye Başkanım ve güzel eşine, Mahmut Çelikcan ve güzel eşine, Bilal Uludağ ve güzel eşine, Alemdar Öztürk, Musa Öztürk, sevgili başkanım ve güzel eşine ve tüm dünyaya Çukurova sıcaklığında bir türkü gönderiyoruz. Çünkü Türkiye Türksüz ve türküsüz olmaz diyoruz ve hep birlikte söylüyoruz. Sevgili Okan yavrum sendeyiz, alıyoruz türküyü hep beraber. Thank you.
Evet sevgili izleyiciler, muhteşem türkümüzü de bütün Türkiye'ye barış, sevgi, güven, saygı adına gönderdik. Şu birkaç mesaj var. Kırılmasınlar, alınmasınlar. Yüksel Mert, hangi çağda yaşıyorsun? Ne demek şehremini? Marjinal misin? Önce Türkçe sonra yine Türkçe. Ustalardan böyle mi ders alınıyor diye sorasım geldi demiş. Ali Nur Uğur Pakkan Bey. Ben özellikle şehremini yazdırıyorum ki şehrin en eminidir. Eğer kenarı kara isalı da kaparsa bir kurt bir koyunu, gelir adli ilahi onu Saadettin Aslan'dan sorar diye anımsatmak istiyorum o eski tabiri. Saadettin Aslan kara isalıyı adı gibi saadet ve mutluluğa kavuşturma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Dualarımız kendisiyle demiş Ayşe teyze. Hizmetmiş. Ne hizmeti yapıyor kardeşim? MHP demek söz demektir. Slogandan başka bir şey yok. Akşam sabah MHP'liler fink atıyor sokaklarda. İcraat yok, çalışma yok demiş. Karisallı Ferman Bey böyle bir mesaj göndermiş. Öyle mi başkan, fink mi atıyorsunuz? O kendi yorumu. Canım vatandaş benim. Da bizden şikayetleniyor iş yerlerini falan ziyaret etmiyorum diye. Çalışmaktan, koşturmaktan biz kendi esnafımızı, insanlarımızı, hısım akrabamızı ziyaret edemiyoruz. Ben şöyle söyleyeyim, babam 10 günde bir görebiliyor. Canım benim. Yani o arkadaşımız herhalde kendisi sokakta olduğu için. Ya başkanım olsun bu kadar eleştiri, gözünü sevdiğim ya. Biraz da vicdan olması lazım. Canım benim, canım benim. Evet, gençlerimize sportif faaliyetler için projelerimiz, bunu başarılı öğrencilerimiz ödüllendirilecekmiş. Yapıyoruz. Öğrencilerimize her dönem başında kırtasiye yardımı yapılacakmış. İnşallah bu dönem başlıyoruz. İmkanlarımız ancak ayarlayabildik. Çünkü küçük belediyeyiz ama biz elimizden geldiği kadar. Yine de bazı hayırseverlerin desteğiyle mesela geçenlerde kaban dağıttık 200 tane. 200 tane iki çok köyün, güzel. İki köyün tüm öğrencilerine dağıttık. Yani imkanlarımız ölçüsünde mücadele ediyoruz. Mesela öğrencilere burs vermeye çalışıyoruz. Şu anda kütüphaneniz var mı? Kütüphane şeyim var, Milli Eğitim. Ben de size 50 tane kitap hediye edeyim. Belediye kütüphanesi oluşturamadık daha. Bila bedel, oluşturduğun zaman bila bedel. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben size 50 tane kitap hediye edeyim efendim. Karahisarlı merkez ve köylerinde ikamet eden üniversite öğrencilerine burs vermeyi de taahhüt etmiş başkan. Sevgili öğrenciler, takipçisi olun ama burada adil bir şey olsun başkanım. Başladık. Öyle mi? Başladık. İlk önce müracaat eden yaklaşık 100 kişiye şu anda ikinci şeyinde gönderdik. Sonra müracaat eden bu bağışlarla topluyoruz biz bunu. Belediye olarak direkt. Çok güzel. Bir dernek vasıtasıyla. Ondan dolayı yani bazı arkadaşlar belki dinleyen varsa biraz sabırlı olurlarsa yavaş yavaş yeni oturtturuyor sistemi. Gelecek için çok daha güzel. Bunlar mega projeler. Engelli vatandaşlarımız için de projeleri var. Bunu çok önemsiyorum. İnsani buluyorum. Köylerimizden ilçe merkezine gelen yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza işlerinde yardımcı olunması için bir birim oluşturulacak diyor ki bu çok insani bir şey, ayrıntı ama çok önemli. Oluşturduk başkan. Biz onu 20 Nisan'da oluşturduk. 20 Nisan 2014'te. Çok güzel. Ve bir yıldır hizmette. Evet, mesire alanları ve park bahçeleriyle ilgili de ilçemizin muhtelif yerlerine yeni park ve mesire yerleri yaptınız mı? Yapılıyor mu? Şey, hazırlıklarını yapıyoruz işte. İmarla ilgili düzenlemeler. Mesela ilk defa burada söylüyorum. Evet. Bizim Karapınar var. Karapınar Parkı var. Ayrıca orada Tola Deresi denir. Evet. Oranın etrafını yürüyüş yolu, işte küçük gölcükler halinde böyle çok güzel bir şekilde inşallah yapacağız. Onu da imar planına koydurdum. İşte dedim bir zamanla 2015'e yetişir, 2016'da inşallah orayı yapacağız. Resimlerde Sofu Dede'yi gördük. Orada da bir tadilat yaptınız herhalde. Sofu Dede Türbesi bizim Kaledağ Köyü'nün Sofu Dede Mahallesi'nde. İşte oranın çevre düzenlemesini yaptık. İnşallah buradan da tüm vatandaşlarımıza, bizi izleyenlere davet edeyim. Önümüzdeki hafta, ya bu hafta pazar günü orada Sofu Dede de anma programı var. Bütün müsait olan arkadaşlarımızı bekliyoruz inşallah. Çok güzel. İlçe bağlantı yollarının ve köy yollarının bakım, onarım ve genişletilmesi yapıldıktan sonra asfaltlanması, ulaşım kolaylaşması için çaba sarf edilecek.
büyükşehir belediye otobüsü imkanlarından diğer köylerimizin faydalanması sağlanacaktır diyor başkan. Mezarlıkların bakım ve onarımı. Yollarla ilgili. Şimdi bizim Karahisarlı'nın 500 kilometre üzerinde toplam bir yolu var. Evet. 2014'ün son döneminde yaklaşık 40 kilometre ihalesi yapıldı yolun. Bazı ayrıntıya girmeyeyim, genel konuşayım. Şu anda hava şartlarından dolayı asfaltı dökülemedi. Altyapı evet. hazırlandı. Ve bu ay içinde 150 kilometre tekrar bir ihale edildi. Bu 2015 yılında 150 kilometre daha yolumuz yapılacak. Ayrıca işte bu Kızıldağ'ın Pozantı Kızıldağ arası ve Kızıldağ Karahisarlı arasındaki yaklaşık 20-30 kilometre yolda büyükşehrin kendi imkanlarıyla asfalt dökülecek yeni yaptırdığımız yollar. Evet. Yani toplam bu demektir ki 220-230 kilometre sadece 2014 ile 15'te asfalt çalışması yapılacak. Bir de çift katlı asfalt bu. Toplam yolumuzun 500-550 kilometre olduğuna düşünün. Yani %40'ını biz bir yılda tekrar komple ve bunların çoğu hiç asfalt olmayan yerler. Valla bir yılda bu kadar işlere imza atan bir başkan 4 yılda neler yapmaz? Yine su problemi yaşanan yerlerde su sorununun çözülmesi, eskiyen su borularının yenilenmesi, okul, cami ve Kur'an kurslarımızın bakım ve onarımı, mezarlıkların bakım ve onarımı yapılması ve su verilmesi gibi başlıklarda başkanın kesinlikle taahhütleri arasında tarım yapılıyor. Ve... Yapılıyor. Hemen oraya da gireyim. Buyurun. Karahisarlı merkezin mezarlığında evet. gasilhane yoktu. Gasilhane biliyorsunuz cenaze yıkanma, mescid, tuvalet vesaire abdest alma yerle yoktu. O ihalesi yapıldı. Her şey kesinleşti. Yer teslimi yapıldı. Şu anda arkadaşlar başladı. İnşallah birkaç ay içinde bitecek. Karahisarlı aynı Kabasakal mezarlığı gibi Karahisarlı mezarlığında da insanlarımız rahatça hem ibadet yapacak hem cenazeler yıkama, defin işleriyle ilgili çok rahat bir şekilde problem çözülecek. Ben burada yiğidi öldürmeyip yaşatalım hakkını da verelim. Şehremini Hüseyin Sözlü Bey'e bir teşekkürüm var. Çünkü buradan evime hemen hemen 6 kilometre çoğu zaman yürüyerek gidiyorum. Asri mezarlığındaki o muhteşem transformasyon, değişim, dönüşüm, güzelleme, o özellikle giriş kapısının o eski mezbelelikten kurtulması muhteşem oldu. Sevgili başkanım bu noktada benim ricamdır ve mertçe önerimdir. Efendim tavsiyemdir. O biraz daha surun yükselip üzerlerine levhalarla işte küllü nefsin zayigatil mevt gibi Kur'an ayetleri de astırırsanız muhteşem bir şey olur. Bu noktada danışmanlık gibi bir ihtiyacınız olursa bilabedel ben her zaman hazırım sevgili başkanım. Mezarlıktaki yeniliklerden dolayı alnınızdan öpüyorum. Sevgi ve saygılar sunuyorum. Çünkü geçmişi olmayanın geleceği olmaz efendim. Yüksel Bey ben buyurun. Konuda yine gireyim. Büyükşehir'e bağlı biliyorsunuz mezarlıklar. Karahisarlı tüm mezarlıkları 2014 yılında komple temizlendi. Evet. Ve mutat halde yani sürekli ihtiyaç olan yerler tek tek temizleniyor. Oralarda biz elimizden geldiği kadar büyükşehirle proje yapıyor. Cenaze namazı kılmak için üzeri kapalı yerler yapılacak. Abdest alma yerler hep mezarlıklara. Ve bir kısmı yapılmış daha önce de olanlar da var. Eksikler tamamlanacak. Yani bu konuda süratle çalışıyoruz. Demin dediğiniz gibi geçmiş olmayanın geleceği olmaz. Evet başkanım birkaç tane başlık kaldı. Onları da müjdeleyim yüce halkımıza. İlçemizin tarihi yerlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iletişime geçilerek ilçeye turizm geliri sağlayacak hale getirilecektir diyor başkan. Tarımın ve hayvancılığın her türlü desteklenmesi sağlanacaktır diyor. Misafirhanenin tadilatı, düğün salonunun kalan kısmının yapılması, kapalı spor salonunun hizmete açılması, askerlik şubesi yanındaki spor alanının faaliyete geçirilmesi, sauna ya da hamam yapılması, çocuk parklarının çoğaltılması, belediye garajının düzenlenmesi, ilan panolarının boş bırakılmaması, ilçe içinde rastgele dökülen molozların kaldırılması, hayvan besicileriyle görüşerek gübrelerinin ilçe dışına periyodik olarak günlerde taşınması ya da taşımamız ve evet bu kadar başlıklar çok
saymakla bitmez. Gerçekten bu kadar şeylere bir yılda imza atan başkanı ben de takdir ve tebrik ediyorum. Başkanım, son birkaç sorularla noktalıyoruz. Birer cümle, vatan sizin zihninizde ne anlam ifade eder? Vatan, geçmişle geleceğimizi ve milletimizin baki olmasını sağlayan toprak parçası. Canım benim, bayrak. Bayrak, milletin namusu, şerefi, haysiyeti. Peki başkanım, yani Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yasam, büyüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, küçüklerimi korumak, varlığım, Türk varlığına armağan olsun andında. Eğer ırkçılık kokan yerler varsa bir transformasyonda iyi hale getirilebilirdi. Bizim mahalledeki okul müdürü çocuklara söyleyecek söz bulamıyor. Biz bu motivasyonla büyüdük. Çalışmanın ne zararı var? Bu konuda neler söylüyorsunuz? Andımız. Ya şimdi Fransalılar ve şeylere bile, kendi göçmenlerine bile Fransızım dedirtiyoruz. Evet. Amerika'da hiç, ben işte Almanca konuşacağım, İtalyanca konuşacağım. Biliyorsun Almanya'da şey, Amerika'da 30 milyon Alman var. Bilmem kaç milyon İtalyan var vesaire. O diğerleri saymıyorum. Hep Amerikalıyız diyorlar. Evet. Yani kesinlikle, üst kimlik önemlidir diyorsun. Mutlaka. Türk milletini, Türk kelimesinin mutlaka dünyada 5000 yıllık tarihi olan bir millet ve bu Türk kelimesinin her yerden nakşedilmesi gerek. Canım benim, çok teşekkür ediyorum. Peki bayrak senin zihninde bir cümleyle nasıl? Bayrak istiklalimiz demek, şerefimiz, namusumuz demek. Bayrağın kendi istiklal sembolü olan bayrağın olmadığı yerde biliyorsunuz Darül Harp denir, namaz bile kılınmaz. Canım benim, muhteşemsin. Peki başkanım, peki Mustafa Kemal Atatürk senin zihninde ne anlam ifade eder? Türk milletinin banisi. Canım benim. Peki rahmetli Alparslan Türkeş? Yani Türk milliyetçiliğinin banisi. Peki Devlet Bahçeli? Dürüst bilge liderimiz, rahmetli başbuğumuzun vekili diyeyim, Türk milletinin geleceğinin garantisi. Peki çocuk senin zihninde ne anlam ifade eder? Çocuk, ailelerin, toplumların, milletlerin geleceği demek. Peki mutfakta nerede duruyorsun başkanım? Mutfakta durmuyoruz, sofrada duruyoruz. Hazırcıyım çünkü, diyorsun. Çünkü mutfağa girmeye zamanımız zaman olmuyor. Yok diyorsun. Zamanımız evet. Olmuyor. Peki başkanım, Rabbim seni güzel eşine, çocuklarına, karisallara, dünya insanlık ailesine bağışlasın. Amin. Bir gün Emir Hak vaki olursa mezar taşına bir cümle ne yazdırmak istersin? Özel bir şey yazdırmak istemiyorum. Canım yani benim. Çünkü biliyorsunuz biz Müslüman Türk milletinin evladıyız. Ayrıcalığa gerek yok. Her fane gibi biz de doğduk. Ya elimizde yaşadık, insana hizmet etmeye çalıştık, öleceğiz. Yani kadere bak. Küllü nefsin zayigatı, evet, mevt. Kadere başkanım inanıyorum. Ayağına sağlık, kırmadın. Bütün bir gerçekten yapıp ettiklerini baktım, büyüteç altına aldım. Mertçe takdir ve tebrik ediyorum. Son cümlelerle noktalayalım efendim. Son cümleler, şunu bütün bizi izleyen tüm kardeşlerimizden, abilerimizden. Bunu hanımefendiye benden çok teşekkür ediyorum. Hediye olarak götürünüz çok efendim. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Önümüzde şimdi biliyorsunuz biz her ne kadar hizmet erbabı olsak da siyasette mutlaka bir tarafımız siyaset. Ya başkanım, sen beni kovdurmak mı istiyorsun Alo Yüksel diyerek? Yok. Yüksel Bey tarafından. Kardeş, bitti program ama hala daha, buyur kardeş, şimdi konuş. Şimdi kitle iletişim araçlarıyla eğer biz derdimizi anlatamazsak ne zaman anlatacağız? Ya böyle bir ortamı bulmuş ya, mutlaka şey yapacak. Buyur kardeş, son cümleler. Şimdi öncelikle ülkemiz bir yol ayrımında. Bu yol ayrımında eğer biz milli birliği ve beraberliği muhafaza etmek istiyorsak, birbirimize sahip çıkmak istiyorsak, çözüm, barış, açılım safsatalarıyla insanlarımız kanmayacak, kandırılmayacak. Önce birbirimize sahip çıkacağız. Ülkemizin, vatanımızın birliğine. Bu dün andımızı kaldıranlar, yani İstiklal Marşımızı kaldırırlar, bayrağımızı indirirler. İnsanlarımızı hor ve hakir görürler.
Ondan dolayı birlik ve beraberliği sağlamamız lazım. Ve bu birlik ve beraberliği de şu anda sağlayabilecek yegane siyasi teşkilat Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Ve insanlarımızın oy verirken geleceğimizi oyladığını bilmesi lazım. Ülkenin geleceğini, insanların geleceğini. Allah göstermesin. Eğer bu durum böyle giderse memleketimiz çok kötü günler bekliyor. Kardeşim beni alo yüksel deyip kovdurma. Belediyede işte vermezsin bana sen. Yok benim, ben içimden geleni söylüyorum. İçim dışım birdir. Yani icraatımla laflarım aynıdır. Son her bir tek cümleyle. Ve hadi. Bize bu fırsatı veren canım benim. Sizin şahsınızda. Estağfurullah. Akdeniz Türk Televizyonu'na ve Sayın Yüksel Levsen Bey'e ve tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Tüm Müslüman aleminin kutlu doğum haftasını Peygamber Efendimiz'in dünyayı nurlandırdığı günler olan bu günleri hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cenab-ı Allah'a hepinize emanet ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Bayrağımızı göklerden indirttirmesin. Düşmanımız, vatanımıza düşman çizmesi ayağı bastırmasın. Allah razı olsun. Çok günler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, insan demek artı hata demektir. Birlikte olduğumuz zaman içinde elbette hatalarım, yanlışlarım, yanılgılarım, yanlış ifade biçimlerim olmuştur olabilir. Ben bütün bunları düzeltmek azminde ve kararında bir insan olarak uyarılara, ikazlara, nasihatlere ve her türlü eleştirilere açık ve muhtacım ve muhtacız. Bu duygular içinde yarın bir başka programda buluşmak ümit ve duasıyla hepinizi Kara İsal Şehremini sevgili Saadettin Aslan Bey ile birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyoruz.